Bir gün Ümmü Seleme bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlediğini, Efendimizin hanımlarındandır kendisi. Onun için Ümmü Seleme annemiz diyoruz. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki diyerek böyle bizzat dinlediği bir hadiseyi anlatıyor. Bir kulun böyle bir başına bir musibet gelse, bir bela, bir dert gelse, bir tabii afet olabilir, kaza olabilir, şu olabilir, bu olabilir, üzüleceği bir şey. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derse, böyledir yani biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz derse, ya Rabbi bu benim bu çektiğim bu musibetin mükafatını bana ver ve bana daha hayırlısını ver diye böyle dua ederse diyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin böyle dua ettiği zaman Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ona uğramış olduğu sıkıntıdan dolayı mükafat verir ve ondan daha hayırlı, böyle sevineceği, mutlu olacağı Rabbimiz Celle Celaluhu hayırlısını vermiş olur diyor. Dolayısıyla bir kaza oldu, bir hastalık oldu, memleketten bir ölüm haberi geldi ya da bir tabii afet gibi, deprem gibi, sel gibi bu ve buna benzer bir hadise oldu. Biz bunu duyduk. Yakınlarımızdan birisi vefat etti. Ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi bu musibetimden, bu musibetten dolayı beni yaralayan, üzen bu musibetten dolayı beni mükafatlandır ve bana bundan daha hayırlısını ver diye dua ettiğimiz zaman Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o sabrımızdan dolayı bizlere mükafat veriyor ve bizlere nasıl üzüldükçe bu hadiseyi duyunca sevineceğimiz daha hayırlısını lütfetmiş olur elhamdülillah. Dolayısıyla mümince duruş musibetler karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun demektir. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Böyle derse mümin taşkınlıktan, sabırsızlıktan, harama, günaha girmekten ne olmuş? Korunmuş olur. Bu da mümince duruş demektir. Ve cennet ehlinin özelliklerindendir. Ve şeytanın da hiç sevmediği durumdur. Şeytan istiyor ki bağıralım, çağıralım. Ya bu bela niye bana geldi? Bu musibet niye bana geldi? Efendim şöyleydi, böyleydi. Biz böyle diyelim istiyor. Ya ben 5 vakit namazı kılıyorum, niye bu hastalık bana geldi? Ya ben 5 vakit namazı kılıyorum, niye bu kaza bana geldi? Ya niye ben işte 5 vakit namazı kılıyorum, efendim bu depremin altında niye ben kaldım gibi. Yani şeytan bazen bunları söyletmek ister böyle. Şeytanın sevindiği, mutlu olduğu şeyler bunlar. Ama mümin başına ne gelirse gelsin, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz dediği zaman şeytan kaçıp gider. Melekler gelir, Rabbimiz ondan memnun olur ve çekmiş olduğu sıkıntıyı mükafata çevirmiş olur ve onun o üzüldüğü orandan daha fazla, daha sevineceği hayırlısını Rabbimiz lütfetmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her türlü tavırda, durumda mümince tavır sergileyen kullarından eylesin.